Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Altın Petek Bilgi Yarışması TRT1 ekranlarında devam ediyor. Merhaba Sevgi. Merhabalar Emre. Hoş geldin. Yarışmanın yapımcıları Ramazan Arman ve Orhan Öztürk'le aynı zamanda programın sempatik sunucusu usta oyuncu Engin Happy'leri ile gerçekleştirdiğimiz söyleşilerle az sonra karşınızdayız. Sevgiyle bakalım sorusu neymiş efendim? Eşek hoşaftan ne anlar diye başlayan atasözünde eşek hoşafın nesini beğenmemiştir? Altın Petek'te yarışmak hem eğlenceye hem bilgiye hem de ödüle doymak demek. Nesini beğenmemiştir? Ben risk alarak şekerini demek istiyorum. B şekerini. Onaylıyor musun? Onaylıyorum emin olmamakla birlikte. Bakalım efendim. B şekerini doğru cevap mı? Uzun bir aradan sonra yine Altın Petek setindeyiz. Programın yapımcıları Ramazan Arman ve Orhan Öztürk'le söyleşimiz başlıyor. Altın Petek hikayesi nasıl başladı? Ya çok ilginç bir hikayesi var. Orhan Bey aslında grafiker kökenli, ortağım, beraber çalışıyoruz. Bir gün ben çok yorgun, yine gece mesaisinden sonra dedi ki ya aklımda dedi böyle petekli falan bir şey var dedi. Yarışma var dedi. Tabii Ramazan biraz dalga geçti bu durumda. Çünkü Ramazan her gece proje üzerine çalışır, projeler bulur, ertesi gün gelir. Ben de böyle çok sinirleniyorum yani niye ben bir şey yapmıyorum falan diye. İşte petek projesi, böyle bir aklımda petekler var. Ama sadece şekilleri şu an aklımda deyince çok benimle dalga geçti açıkçası. Aslında dalga geçmedim. Orhan Bey'in böyle grafiksel bir zekası var. Görsel zekası çok, algısı da çok iyi. Çok iyi tanıdığım için ben aslında nasıl bir şeyden bahsettiğini anladım. Onun üzerine çalışmaya başladım. Süreç içerisinde işte farklı şeyler geliştirdik yarışmayla ilgili. Tabii böyle birkaç ay işi gücü bıraktık, yarışmayla ilgilenmeye başladık. Bir sürü elden geçti. Farklı formatlar denedik. Sonra format biraz biçim almaya başladı. Dünyadaki formatları inceledik. Neler yapılmış, nasıl yapılmış, hangi bir matematikte yapılmış. Biz nasıl bir farklı bir dil oluşturabiliriz? Ve onların kullandığı işte matematiğin arkasında ne var? Ve biz bu matematiğe kendi sosyolojimizden nasıl şeyler katarız diye epeyce çalıştık. Petekler formatı nasıl oluşturuldu? İşin teknik kısmını da sorarsak. Ya format bir anda ortaya çıkmadı. Yani her gün üstüne bir şey koyduk. Bir gün Ramazan geldi, dedi ki işte kurallar için şöyle bir fikrim var. İşte paranın ilerleyişiyle ilgili ben bir öneride bulundum. Bazen ekiple çalıştık. İlginç bir şey, hali var formatımızın. Nereden giderseniz gidin en fazla 15 soruda gidebiliyorsunuz. Matematikçilerle de çalıştık. Yani ödül olasılıkları nedir ya da nerede hata yaparız diye üzerinde çok düşündüğümüz bir format. Ve sadeleştirmek için de çok uğraştık. Arka planda kocaman bir ekip var. Bu yarışmamızın arka planında ciddi bir ekip var. Ankara ve İstanbul'da iki ayrı ekibimiz var soruları hazırlayan. O soruların süreçleri de kendi içinde çok yoğun bir mesai gerektiriyor. Seyircinin ne kadar ilginç, biz bunu biliyorduk ama ya bilmemiz lazım ama niye bilmiyoruz gibi üzerinde düşünüp tartışacağı sorular da bulmaya çalışıyoruz. Derler. Hadi Kopilay. Tatlı hadi. Doğru cevap. Süper. Engin Happy'lerinin sunumuyla yarışma daha bir başka diye düşünüyoruz. Engin Bey projeye nasıl dahil oldu? Kutuplar birbirlerini çekerler. Aynı kutuplar birbirlerini itiyorlar, zıt kutuplar birbirlerini çekiyorlar. Efsanevi. Abi fizikle ben böyleyim yani. Eyvah. Ne yapalım? 0 TL ile dönelim mi? Sıkıntı yok. Engin çok böyle, çok tesadüf oldu.
bir sunucu arayışı içerisindeyiz. Öyle epey de isimler üzerinde konuşurken işte yönetmenimiz Hüseyin Bey bize birkaç önerilerde bulundu. Engin Epler'i görünce sonra buluştuk, konuştuk, yarışmayı anlattık. O da dedi ki, ya dedi ben de son birkaç aydır keşke böyle bir yarışma gelsin diye istiyorum. Yani çok iyi olacağını, başarılı olacağını düşünüyorum diye konuştuk. Bir de jenerasyon olarak yakın olmamız, yeni bir format olması. Çünkü hem onun adına hem bizim adımıza riskli bir şeydi. Denenmemiş, yepyeni bir şey yapıyoruz. Bu televizyonculukta çok zor bir şey. Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Sibirya'nın... Yarışmada en sevdiğiniz etap hangisi? Bizim en heyecanlandığımız etap birinci soru ve altın petek sorusu. Yarışmacılar da öyle. İlk soruda çok heyecanlanıyorlar ve ilk soru da aslında böyle daha basit, diğerlerine göre çok daha basit olduğunu düşündükleri, bizim de öyle düşündüğümüz sorularla karşılaşıyorlar ama buranın heyecanı gerçekten çok farklı. Buraya oturdukları anda çok bildikleri bir şeyi bile çok emin olarak yanlış cevaplayabiliyorlar. Israrlı bu şekilde. Sir ünvanına sahip sanatçı hangisidir? Katılımcılar ne tür elemelerden geçiyor? Altınpetek.tv diye bir adresimiz var. TV değil mi? Evet. Ha, TV diye bir adresimiz var. Bu alan adları yüzlerce olduğu için insan artık. Bu TV adresinde bir başvuru formumuz var. Biraz detaylı. O formu dolduruyorlar. Sonra biz içlerinden mülakata çağırıyoruz. Uzun uzun görüşmeler yapıyoruz. Bazen bir iki aşama oluyor bunlar. Yine ufak bilgi testleri yapıyoruz. O testler sonucunda işte ekibimiz bir eleme sürecinden geçiriyor. 5 kişilik bir yarışmacı belirleme ekibimiz var. Onlar belirliyorlar. Belirledikten sonra da çağırıyoruz, yarışıyoruz ama gerçekten çok başvurumuz var. Ramazan ve Orhan Bey'e ne kadar zamandır birlikte çalıştıklarını soruyoruz. Biz çocukluk arkadaşıyız. Evet. Çok eskiden beri arkadaşız. Burada arkadaşlık söz konusu olunca biraz daha samimi bir ortam oluşuyor tabii. Samimi ortamda da biraz daha rahat öneriler ve önerileri çok rahat reddetmek gibi bir süreçler yaşıyoruz. Bu tabii çok yani birbirlerini sevmeyen iki karı koca gibiyiz. Yani güzel tarafı şu, aslında o çocukluk arkadaşlığından gelen de bir şey. Birbirimize güven konusunda hiçbir problemimiz yok. Ya bir şeye karar verirken bazen birbirimiz adına da kararlar alabiliyoruz yani belli konularda. Bu bizi hızlandıran, yani Ramazan'ın da bahsettiği gibi hızlandıran asıl taraf bu. Araç dedi ya. Peki siz yarışmacı olsaydınız nereye kadar ilerlerdiniz acaba? Araca gittim ya. Tamamen araca gitti kafam. Buraya çıkmak gerçekten biraz farklı bir cesaret, bu atmosferi yaşamak. Ben herhalde ikinci ya da üçüncü soruda heyecandan elenebilirdim. Yani işte ilk üç soruyu atlatmak önemli. Yapımcılar Ramazan ve Orhan Bey'in yanından ayrılıp birazdan yeni bölümler için çekime girecek Engin Hepileri'ye mikrofonumuzu uzatıyoruz. Devam ediyor, güzel. Aslında biz de yaptıkça seyirciden gelen yorumları değerlendirdikçe programı daha böyle güzelleştirmeye başladığımızı düşünüyoruz. Daha biraz daha mesela tempo aldık. Bu anlamda işte bu bizim izlenme paylarımıza da yansımaya başladı. Güzel geri dönüşler var. Enerjiniz, yarışmacılarla samimi ve içten iletişiminiz dillere destan oldu. Biraz bundan konuşalım mı? Bazı soruları bazı yarışmacılar bildikleri çok belli. Fakat kafaları karışıyor ve kendi kafalarını kendileri karıştırıyorlar. Ay değil miydi acaba, öbürü mü acaba derken bir anda sorunun doğru cevabından uzaklaştıklarını görüyorum. O bence bir haksızlık yani. Çünkü o heyecan esasen atılması gereken ya da pozitif olarak kullanılması gereken bir unsur. Onun için mümkün olduğu kadar ben onların yanında onları motive eder bir tavır takınmaya çalışıyorum. Çünkü doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Yanınıza gelmeden önce yapımcılarınız Ramazan ve Orhan Bey'le de çok keyifli bir sohbetimiz oldu. Çok şanslıyım ben çünkü gerçekten hem çok dostane hem sıcakkanlı hem de
Çok güzel insanlarla, güzel yapımcılarla çalışıyorum öncelikli olarak. Onun arkasından hemen tabii ki yönetim ekibimiz, yönetmenlerimiz ve aşağıdaki ekibimiz de öyle. Burada prodüksiyon ekibimiz de çok keyifli. Sağ olsunlar, yani bir hani derler ya, bizim sorulardan da bir tanesi de çıkmıştı. Hani bir eli yağdı, bir eli baldı. Sağ olsunlar, çok beni de o anlamda rahat ettiriyorlar. Bütün bunlar da çok doğal olarak bu sıcak ortam, bu sevimli ortam, bu güler yüzlü ortam. Ben eminim ki o şeye de yansıyor. Efendime söyleyeyim, giyiniyoruz, saçımızı yapıyoruz, makyajımızı yapıyoruz ki daha seyircimize güzel gözükelim. Veda etmeden önce bir de bugün izleyicilerine ne söylemek isterdiniz? Buraya gelen seyirciler de ay beni seçmezler diyordum ama kendimi burada buldum diyorlar. Dolayısıyla da hani ay ben gider miyim gitmez miyim diye düşünmeyin. Hadi gelin beraber yarışalım. Çocuk gelişimi okuyorum, uzaktan öğretim. Üniversite eğitimi sebebiyle İngiltere'de yaşıyorum. Grup ve organizasyonlar satış sorumlusu olarak çalışıyorum. Uzunca da bir şey var, titre. Aynen. Bir matbaada grafikerlik yapıyorum. Part-time öğrenci, part-time turizmci, full-time kedi köpek annesiyim. Uzun yıllar pul koleksiyonculuğu yapmıştım. 3500 kadar pulum var. Altıncı hislerim beni yanıltmadı. Da keselim mi? Ses titredi. Yani çeşitli efsaneler var dünyada. Ay niye böyle titriyorum Engin Bey? Engin Happy'lerinin sunumuyla büyük ödülü 1 milyon lira olan Altın Petek yeni bölümleriyle TRT1'de. İle alakalı bir anlamı olması gerektiğini düşünüyorum. Ya zaten soru da o. Alkışlarınızla Altın Petek sorusunu görüyoruz. Tebrikler Ecem. Teşekkürler.